CHP azınlık modelini kabul etmeyeceğini söyleyen MHP lideri Sayın Bahçeli, MHP'nin HDP ile aynı amaç doğrultusunda faaliyet alanına girmesi söz konusu değildir. Kapalıyız, HDP'yi yok farz ediyoruz dedi. AK Parti HDP hükümeti kursun. Eğer bu yeterli görülmüyorsa CHP de parti yönetiminde bir kanat, Türkiye'de çözüm sürecinin hızlanması ve tamamlanması için üzerlerine düşecek ne varsa yapabileceklerini söylüyor. Eğer sosyal zemini daha güçlü bir koalisyon düşünüyorlarsa AK Parti, CHP, HDP koalisyonu kurabilirler dedi. Yok yok, onlar felaket getirir. Yani MHP orada cesur bir çıkış yapıyor ama yani adamlar evet de diyebilirler. Yani MHP bunu kabul ettiğine edeceğine pişman olabilir. Yani bugünleri mumla arayacak hale gelebiliriz. MHP'nin hazır eline böyle imkan geçmişken bunu çok iyi kullanması lazım. Yani rest çekiyorlar tabii, hani onların tavrına karşı restine rest çekmiş oluyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani siyasi rest karşı taraf o şekilde değerlendirmek istemeyebilir. Ha, demek onlar da uygun görüyor der. Yani gıcık olduğu için söylediğini düşünmez. Karmaşık bir şey yok. MHP desin ki biz milletin menfaatleri için çalışan bir partiyiz. Bir tane amacımız var ve en büyük hedefimiz bu, PKK'nın dağılması. Başka amaçlarımız da var ama bunu hükümet sorunu yapmak istemiyoruz. Koalisyon sorunu yapmak istemiyoruz. Bunlar her zaman halledilebilecek işler. Ama en acil, hayati, ölümcül olan olay PKK'nın halledilmesi konusu. Biz bunun için AK Parti ile anlaşalım. PKK tamamen yok edilinceye kadar koalisyona devam edeceğiz derler. Bu kadar. Bize İçişleri Bakanlığı'nı verin. Biz de geri. Hatta sadece İçişleri Bakanlığı'nı istesin MHP. Başka da bir şey istemez. Bize İçişleri Bakanlığı'nı verin. Başka bakanlık istemiyoruz. Tek istediğimiz de PKK'nın dağıtılması. O kadar. Ha, o, eğer AK Parti bunu kabul etmezse o zaman erken seçime gitsinler. O zaman MHP en az 450 milletvekili falan çıkarır söyleyeyim. Ezer geçer yani. Hadi 450 olmasa da en az 400 milletvekili çıkarır. Yani çünkü bayağı samimi ve düz konuşmuş oluyor. Ama öbürleri siyasi demagoji gibi görülüyor. Yani Türkiye'nin böyle bir konumunda siyasi demagojine vakit kaybetmenin bir alemi yok. Derhal gereği yapılması lazım.